cerrahi operasyon vücudu ve sağlığı el veriyorsa olabilir. Orada çizim yapılarak mı akciğerin belirli bir kısmı mı alınıyor ya da Ha. nasıl diye izleyicilerimiz Şimdi soruyor. şöyle, akciğerde sağda iki, sol sağda üç, solda iki tane olmak üzere loblar vardır. Yani Evet. bir akciğeri düşünün, sağda üç tane lobu var, bir, iki, üç, alt alta sıralanmış. Solda iki tane lobu var. Şimdi en küçük kanser ameliyatı tabii ki lobektomi dediğimiz, yani o akciğerin içinde yer alan loblardan birinin çıkartılması şeklinde oluyor. Tabii bunları yaparken gene hastanın o lob çıkartıldıktan sonra solunumunu idame ettirip ettiremeyeceği, solunum fonksiyon testleriyle, tabii bunlar çok böyle süreçler. Yani ya gelmiş bunun tümörü küçücük, hadi çıkartalım gitsin demekle olmuyor. Bunları operasyon öncesinde mutlaka ve mutlaka bu tür testlerden geçiriliyor. Mesela solunum fonksiyon testleri yapılıyor ve bu solunum fonksiyon testlerinde belli bir kriterlerin olması gerekiyor bu hastanın opere edilebilmesi için. Eğer o kriterin altındaysa zaten medikal olarak inopere kabul ediliyor hasta. Peki Yani bunu opere ettiğiniz zaman o akciğer kalan akciğerle bu hasta ömrünü sürdüremez anlamında geliyor yani. Peki bu rapor heyet kararıyla mı hocam? Bunu Ekibiniz göğüs nasıl? hastalıkları uzmanları bu şekilde yapıyorlar. Tabii operasyona girerken belli bölümlerin kontrollerinden geçiyor hasta. Göğüs hastalıkları, kardiyoloji, Kardiyoloji, anestezi, anestezi, dahiliye dahiliye. gibi bir takım birimlerin muayenesinden geçiyor ve bu bilimler bu hasta için bir operasyon risk skalası oluşturuyorlar. İşte şu kadar riski vardır, bu kadar riski vardır, riski azdır, riski çoktur gibi bir takım şeyler çıkartıyorlar ve hekimler de bunu gene bir konsey şeklinde oturup göğüs hastalıkları uzmanları ilk etapta ya da göğüs cerrahları bu işi operasyonu yapacak arkadaşlar değerlendiriyorlar ve bu değerlendirme sonucunda hasta tabii bu değerlendirmelerin de yetmiyor. Hastanın da operasyonu istemesi gerekiyor aynı zamanda. Eğer En önemli aşama belki hasta de, ben evet. hayır kardeşim ben ne kadar şey olursam olayım ben ameliyat mameliyat istemiyorum derse kimse onu ameliyat edemiyor sonuçta. Hastanın istekliliği bir, iki, yapılan bu testlerin uygun olması. Üç, hekimle hasta arasında operasyonla oluşabilecek komplikasyonların tartışılmasından sonra verilecek karar sonucunda ancak ve ancak hasta ameliyat edilebiliyor. Yani ameliyatlar da öyle hadi yat demekle olmuyor. Yani İşte bu izleyicilerimiz süreçler, de evet. evet, bu süreçler gayet disiplinli ve her şey gözetilerek sürdürülüyor.